Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetinin ardından hem onu konuşuyoruz hem de İsrail'in bölgedeki planlarını ve bundan sonra neler olabileceğini konuşuyoruz. İşin bir güncel tarafı var tabii. Bir de bu bizim bir inancımız var ve bu inanç bağlamında değerlendirebileceğimiz bir tarafı işin var. İki taraftan baktığımızda da bize çok şeyler söyleyen bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci sadece yani Nasrallah'ın şehit olmasına bağlayıp orayla sıkıştırmak da çok doğru olmayacaktır. Mesele bundan çok daha büyük. Nasrallah elbet büyük bir liderdir fakat bir misyonun, bir hareketin binlerce yıl öncesinden bu yana gelen bir hareketin aslında içinde bir parçasıdır bu. Bu hareket işte ta İslam'ın tebliğ edilmeye başladığı yıllardan bu yana gelen bir harekettir bu. Hizbullah isminden yola çıkarsak bu hareketin zaten ne olduğunu daha iyi anlarız. Yani İbrahim'in, Musa'nın hareketi, İsa'nın hareketi ve sonrasında Muhammed'in hareketi, hepsine selam olsun. Bugün bu hareketin, direniş ekseni dediğimiz hareketin hedefleriyle aynı hedef. Nedir o hedef? Yani zamanın emperyalistleriyle mücadele hedefi, kan emici katilleriyle mücadele hedefi. Kim diyebilir ki Netanyahu günümüzde modern bir firavun değildir? Musa'nın zamanındaki firavun mesela değildir Netanyahu. Kim diyebilir bunu? Hangi inanç sahibi bir insan bunun aksini söyleyebilir? Peki Netanyahu zamanın firavunuysa bunun karşısında olan ve ona karşı mücadele eden kişi ne oluyor acaba? Biz zamanın Musa'sı olarak neden Nasrallah'ı mesela nitelemeyelim? Bunu bu şekilde tanımlamayalım. Bunu bizden buradan alıkoyacak olan şey nedir? Yani İbrahim'in zamanındaki Nemrut'tan ne farkı var şu anda Netanyahu'nun veya Amerika'yı yöneten kan emici zalimlerin dediğimiz zaman yine aynı yere çıkıyoruz. Ve bunun karşısında kim yer alıyor? Şimdi bunun karşısında yer alanlara baktığımız zaman biz burada anlatıyoruz zaten, bu belli. Fakat burada iş yapan değil, çok konuşanlar sanki bir şey yapıyormuş gibi de bir algı yürütülüyor. Mesela ülkemizde daha çok bu şekilde yapılıyor. Sanki bu Siyonizm karşısında, bu Amerikan emperyalizmin karşısında efendim bu direniş hareketleri değil de Hizbullah'ı, Hamas'ı, Ensarullah'ı, Suriye ve Irak'taki direniş grupları değil de bol bol edebiyat yapanlar çok daha iyi duruyormuş. Yaparsa bunlar yaparmış gibi yapılıyor. Bu tam bir akıl tutulması. Kendini kandırmadan başka hiçbir şey değil. Tabii bunun içerisinde aşırı ulusalcılık, aşırı milliyetçilik gibi birçok hastalığın olduğunu biliyoruz. Bunlardan bu ikisinden daha da öne çıkanı mezhepçilik. Bu hastalıklar insanları hiçbir şey yapmadıkları halde kendi partilerini, kendi siyasi ideolojilerini efendim sanki dünyanın kurtarıcısı ve çok şey yapıyormuş gibi görmelerini sağlıyor veya bu şekilde kendilerini kandırıp kendi kendilerine yalan söyleyip daha sonra da bu söyledikleri yalanlara kendilerinin inanmalarını sağlıyor. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum burada. Hamas Amerika tarafından nasıl görünüyordu? Hamas Amerika için neydi? Dediğimiz zaman Hamas Amerika için terör örgütüydü. Peki Hizbullah Amerika için neydi? Hizbullah da Amerika için terör örgütüydü. Peki Hamas kime karşı mücadele ediyordu? Karşısındaki güç kimdi? İsrail'di. Peki Hizbullah kime karşı mücadele ediyordu? Karşısındaki güç kimdi? İsrail'di. Şimdi Amerika tarafından, İsrail tarafından ikisi de terör örgütü olarak görülüyor.
İkisi de aynı emperyalist ve siyonist güçlere karşı mücadele ediyor. O zaman bir sorumuz var burada. Ülkemizdeki siyasiler, başta da tabii bizi yöneten mevcut iktidar, Hamas lideri İsmail Haniye için şehit derken çok yerinde olarak ve çok doğru olarak tabii ki böyle denmesi lazım. Sonuna kadar hiçbir sıkıntı yok. Altına imza atıyoruz. Tabii ki şehittir. Derken Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için bütün hedefler, bütün misyon aynı olmasına, aynı odaklar tarafından terörist ilan edilmesine rağmen neden şehit diyemiyoruz? Neyden korkuyoruz? Ya bazı şeyleri en azından söylüyorduk. Söylüyorduk, en azından söylüyoruz değil mi? Yapmasak da maalesef, hani siyasetçilerimiz için söylüyorum. Özellikle bizi yöneten siyasetçiler için söylüyorum. Yapmasalar da en azından söylüyorlar, en azından konuşuyorlar diyoruz. Ya yani burada konuşmadınız bile doğru düzgün. Bir açıklama var ama açıklamada yine Amerika tarafından terörist ilan edilen Nasrallah var. Ya Nasrallah neden şehit olamıyor sizin için? Yani İsmail Haniye'den Nasrallah'ın misyon olarak ne gibi bir farkı vardır mesela dediğimiz zaman bunun bir cevabı, mantıklı bir cevabını kim verecek? Yani iktidar, yöneticileri, siyasetçiler bunun cevabını nasıl verebiliyorlar acaba? Bu soruyu sormamız lazım. Bu soruyu bu siyasetçilerimizin de kendilerine sormaları gerekiyor. Ne sizi geri tutuyor? O zaman bir şey çıkıyor ortaya. Sadece siyasetçiler değil, Türkiye'deki birçok STK, yardım kuruluşu, şu, bu vesaire. Filistin'i, Hamas'ı yücelten, sözüm ona yücelten, İsmail Haniye de şehit olduğu zaman, Kudüs şehididir İsmail Haniye, şehit olduğu zaman bunu söyleyen, lakin bugün Nasrallah şehit olduğu zaman bunu söyleyemeyen, hatta ve hatta bazıları kötüleyen. O zaman siz, yani bunu yapanlar, net bir şey var ortada, bir. Yani bir fark var arada. Farksa o. Benim için hiçbir fark değil. Benim için hiçbir önemi yok. Hangi yoldaydı? Hangi yolda şehit oldu? İsmail Haniye de şehittir. Nasrallah da şehittir. İkisi de Kudüs şehididir. Ben böyle inanıyorum. Ama demek ki bunlar için böyle değil. Bunlar mezhepçi oldukları için bu ikisini birbirinden ayırıyorlar. Birine şehit, birine şehit diyememenin önünde sizi alıkoyan, bundan alıkoyan ne var? Demek ki siz mezhepçisiniz. O zaman siz çıkıp da öyle Müslümanların birliği, şu bu vesaire boşuna Müslümanlara yalan söylemeyin. Söylemesinler. Zamanında Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp demişti ki benim dinim İslam'dır. Bizim Sünnilik ya da Şiilik diye bir dinimiz yoktur demişti mesela. Ne kadar güzel. Bunlar İslam'ın içindeki ekollerdir. Ve asıl olan İslam'dır. Ana çatı altında buluşmamız lazım. Bu demektir. Ne kadar da güzel bir söylem, birleştirici bir söylem. Bugün pratikte baktığımız zaman biz ya burada ayrım yaptık ya. Şehitler içerisinde ayrım yaptık. Şehitleri birbirinden ayırdık. Yani Türkiye'de kendisini, ondan sonra da ne oluyor şimdi böyle yapınca, tabirimi mazur görün, ite köpeğe gün doğuyor. Gün doğuyor. Neler neler söylüyorlar. Yani AK Parti'ye sırtını dayamış olan bir takım yazar çizerler, mezhepçi, Müslümanları bölmek için kendisine bir görev atfetmiş olan birileri çıkıp neler neler yazıp söylüyorlar. Ne küfürler ne hakaretler ediyorlar. Kim adına yapıyorlar bunu? Nereye dayanarak? AK Parti'ye dayanarak yapıyorlar. İktidara dayandığını söyleyerek yapıyorlar aynı zamanda bunu. Ya eğer böyle düşünülmüyorsa o zaman iktidar yöneticileriyle çıkıp böyle olmadığını bir şekilde ifade etmeleri lazım. Sizdenmiş gibi görünen, sabahtan akşama kadar sizin propagandanızı yapan kişiler bugün neler söylüyorlar? Ya hani şehitler arasında ayrım yapmayacaktık? Hani Kudüs davası, Filistin davası ümmeti birleştiren, Şiisiyle, Sünnisiyle bir araya toplayan bir davaydı? Bu ortak yerde biz hiçbir ayrım yapmadan bir yerde buluşabilecektik. Bunu siz başta daha siz yapmıyorsunuz.
Onda sizin bu tavrınızdan cesaret bulanlar da bakıyorsunuz değişik değişik çarpıtmalarla birlikte dezenformasyonlar yapıyorlar. Dolayısıyla burada bizim çok fazla sorunlarımız, çok fazla sıkıntılarımız var. Türkiye'de maalesef dünyaya baktığımız zaman, İslam ülkelerine baktığımız zaman birçok İslam ülkesine göre daha sorunlu bir bakış açısını maalesef görüyoruz. Yani kendimizi şöyle de kandırmayalım. Yani bunlar efendim çok küçük bir azınlık. Ben böyle düşünmüyorum. Çok küçük bir azınlık değil. Büyük değil. Yani şey değil. İnsanların %70-80'i böyle düşünüyor demiyorum. Ama kayda değer tutulmayacak derecede de küçük değiller. Ve bunların elindeki güç daha fazla. Bugün kendisini Türkiye'de güya muhafazakar kesimin yayın organları olarak addeden, bu manada yayın yapan isimleri önemli değil. Birçok televizyon kanalı bu son olayda bakın bakalım akşamları neler söyleniyor. Ve bu kanalları izleyenler kimler? Kimler ağırlıkta izliyor mesela bu kanalları? Bazı gazetelerin televizyon kanalları var mesela. Kimler izliyor bunları? Dediğimiz zaman mevcut iktidara oy veren, Anadolu'da, Ankara'da, Sivas'ta, Yozgat'ta, Kayseri'de, şurada, burada oturan Anadolu'daki kendisi samimi olarak kendi içinde muhafazakar olduğunu söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Yani bu şekilde inanıyor. İktidarı destekliyor. Oturup iktidarın kontrolündeki bu kanalları izliyor bunun sonucu olarak da. Bu kanallarda çıkılıp akşamları, gündüzleri ne zamansa, akşamları daha fazla devamlı direniş aleyhine, tüm bu yaşananlardan sonra bile direniş aleyhine yayınlar yapılıyor ve kötüleme, karalama kampanyaları yapılıyor. Şimdi burada tekrar biz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz lazım. Bu az bir şey midir? Biz bunları eğer, ya bunlar çok küçük bir azınlık, efendim bunlardan bir şey çıkmaz diye bakarsak, yarın öbür gün bu azınlık olmaktan çıkacak. Çünkü medya gücü bunların elinde. Türkiye'de de muhafazakarmış gibi görünüp, İslami cephedenmiş gibi görünüp yayın yapan birçok kanalda insanlar Müslümanların birliğine zarar verici yayınları, propaganda yayınlarını maalesef izlemektedirler. Ve bunlar etkili de oluyorlar. Bunlara karşı mücadele etmek gerekiyor. Hatta o kadar etkili oluyor ki. O kadar etkili oluyor ki bakın size bir tweet okumak istiyorum. Yani bundan bu tüm bu şu 10-15 dakikadır anlattıklarımdan cesaret alan birileri şöyle yazabiliyorlar. Bakın. Ya ismini de vereyim. Erem Şentürk. Zaten daha önce de farklı yayınlarımızda kendisinin ne derecede bir mezhepçi olduğunu, ne derecede bir Müslümanların birliğini tuzaklayan, patlatmaya çalışan Müslümanlar aman bir olmasın, aman dağılsınlar, aman bölük pörçük olsunlar diye uğraşan birisi olduğunu defalarca anlatmıştık. Bak nasıl bir hedef gösterme. Tüm bu, kimden cesaret alıyor bu? Kimden? Sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven bir kişi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle düşünmediğini umut ediyorum. Umut ediyorum. Böyle düşünmediğinde yani aksini düşünmek istemiyorum açıkçası. Fakat ya senin arkana sığınarak şunları söylüyor adam. Diyor ki Nasrallah'ın ölmüş olmasının tek kılçıklı tarafı katilin Yahudi olması. Bunun dışında hiçbir sıkıntı yok diyor. Ölsün. Çok güzel oldu. Tek kılçıklı tarafı katilin Yahudi olması. Keşke Yahudi öldürmeseydi de bizleri de oradan böyle bir sorun çıkmasaydı, biz meseleyi daha kolay değerlendirip daha fazla saldırabilseydik diyor. Devamında diyor ki, Türkiye'de ağlama partileri, törenler ve bir takım Şia ritüelleriyle ayinler düzenleyecekler. Bu kişilerin milli güvenlik tehdidi olarak kayıt altına alınması ve muhtemel terör faaliyetleri için önleyici hizmetler kapsamında tedbirli olunması gerekir. Söylenen şey bu. Evet, ekran arkadaşlarımız bulup yansıttı onu. Ya ölen kişi, şehit olan kişi ömrünü
İsrail'le mücadeleye adamış, oğlunu şehit vermiş, yakınlarını şehit vermiş, ömrünü keyif içerisinde bir yerlerde yaşamak varken, yerin altında, tünellerde yaşamayı tercih etmiş bir kişiden bahsediyoruz, bir mücahitten bahsediyoruz. Bunun arkasından birisi ağlarsa diyor, o ağlayan kişi milli güvenlik tehdidi olarak kayıt altına alınmalı diyor. Ve terörist faaliyetler için, muhtemel terör faaliyetleri için önleyici hizmetler kapsamında tedbirli olunması. Terör faaliyeti yapabilir bu kişi diyor. Bu kişiler, bu eski işte yani FETÖ'den kalma bakış açısı, yani ne diyelim, IŞİD'e ne zaman laf söylediniz ya? El-Kaide'ye ne zaman laf söylediniz? İdlib'de yuvalanmış olan terör parçalarına ne zaman laf söylediniz? Kafa kesenlere ne zaman laf söylediniz? Onlara ne zaman Suudi Arabistan'a laf söylüyorsunuz şu anda? Yani burada Nasrallah'a saldırdığınız kadar Körfez ülkelerinin İsrail'le işbirlikçi yapmalarına saldırabiliyor musunuz? Orada bir şey söyleyebiliyor musunuz? Esas söylenmesi gereken, esas neşterin vurulması gereken noktayla ilgili bir şey söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz. Çünkü söyleyemezsiniz siz. Söyleyemezsiniz. Çünkü ağız bağlı. Söyle denirse söyleyebilir. Söyle denmeyince de söyleyemiyorlar. Bunlar tetikçi. Benim üzüldüğüm taraf bu tetikçilerin arkasından giden, bunlara aldanan insanlar. O yüzden işte küçük görülmemesi, yahu bunları çok da konuşmaya gerek yok denilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü zehirleme faaliyeti alabildiğine yürüyor. Biz sadece kendi başımıza bir şeyler yapalım. Şurada, burada, YouTube'da, sosyal mecralarda bir video yapıp da hazırlayıp da yayınlayabilir miyiz diye tek başımıza destek meslek olmadan, bir şey olmadan uğraşırken adamların arkasında o biçim destek var. Bunların arkasında o biçim destek var ve bu destekle birlikte bu zehirleme kampanyasını çok daha hızlı, aktif bir şekilde yürütebiliyorlar. Ve günden güne daha fazla taraftar bulabiliyorlar. Anadolu'da, orada, burada insanları daha fazla zehirleyebiliyorlar. Bu günler belki hüzün günleri, aynı zamanda hüzünle karışık sevinç günleri. Şehadet aynı zamanda tebrik edilmesi gereken bir şeydir dedik çünkü. Fakat tüm bunları da konuşmamız gerekiyor. Çünkü birileri konuşuyor. Bunlar tüm bu faaliyetleri, bu dezenformasyon kampanyalarını yürütürken biz sadece işin taktiksel, stratejik boyutunu vesaire konuşmakla kalırsak herhalde bu birilerinin zehirleme kampanyasına sessiz kalmış veya orayı görmezden gelerek o tarafın büyümesine de göz yummuş oluruz diye düşünüyorum. Ve bu bakış açısının da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Görmeyelim onları, boş ver, biz oradan bahsetmeyelim demenin çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Şimdilik bu programı burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.